Günaydın. Başlamadan önce Selim ve Kerin Altınok'a bu müthiş müzik, bize yaşattıkları güzel müzik şöleni için teşekkür ediyorum. Ayrıca ekibime de Nevgül Hanım Furkan'a Sakıp Bey'i arşivlerden bulup tekrar bizimle buluşturdukları için de teşekkür ediyorum. Evet, güzel bir başlangıç yaptık ama kıymetli sivil toplum temsilcileri, sevgili proje sahipleri, değerli basın mensupları, sevgili öğrenciler. Öncelikle Bartın'da meydana gelen maden kazası nedeniyle derin üzüntülerimi dile getirmekle başlamak istiyorum. Kazada hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza, Allah'tan rahmet, yararlı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken bir daha bu acıları yaşamamamızı diliyorum. Evet değerli konuklar her yıl olduğu gibi bir ekim zamanı etkinliğinde daha sizlerle bir aradayız. 16 yıl evet biraz önce Şirin Hanım da söyledi 16 yılına ulaşan hibe programımız ile desteklediğimiz birbirinden değerli projeleri dinlemek ve bu projelerin yolculuklarına eşlik edebilmek için hep beraber bir aradayız. Sabancı Vakfı olarak tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum için çalışıyoruz. Toplumsal gelişmenin ise ancak güçlü ve etkin sivil toplum kuruluşlarının varlığıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu inançla sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için başladığımız hibe programlarımız 16 yıldır kesintisiz olarak devam ediyor. Bu yıl 16 yılda 218 projeye 56 milyonun üzerinde hibe desteğinde bulunduk. Destek verdiğimiz projelerde Türkiye'nin 76 ilinde yüz binlerce insana hep birlikte ulaştık. Projelere maddi desteğimiz yanında biraz önce filmde de duydunuz. Sabancı Vakfı'nın yarım asra yakın süredir edindiği tecrübeyi de paylaşmaya gayret ettik. Hibe desteği verdiğimiz kurumlar bizim için ortak gayeye ulaşmada birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızdır vakıftaki arkadaşlarım kurumlara ihtiyaç duydukları alanlarda uzmanlık desteği verirken daha fazla insana ulaşabilmek için etkiyi artırabilmek adına önemli görünürlük ve iletişim faaliyetleri de gerçekleştiriyorlar. Kıymetli katılımcılar bu uzun yolculukta Türkiye'nin dört bir yanından toplumsal meselelere çözüm aramak için güç birliğiyle çalıştık. Bugün de bu salonda beraber yürüyeceğimiz çok kıymetli sivil toplum örgütleri var. Fırsat eşitliğini sağlamak için kadın, genç ve engelli bireyleri odağımıza alıyoruz. Verdiğimiz bu destekler bazen yeni kurulan sivil toplum kuruluşlarına can suyu oldu. Bazen de yepyeni modellerin geliştirilmesine olanak sağladı. Her yıl desteklerimizi iyileştirmek için değerli uzmanların da katkılarıyla programa yenilikler eklemeyi, desteklerimizi çeşitlendirmeyi sürdürüyoruz. Son dönemde yaptığımız en önemli yeniliklerden biri, hibe programının alt temaları arasına iklim değişikliği ile mücadele temasını da ekledik. Çünkü biliyoruz ki iklim acil durumuyla ilgili değişim yaratmak için de bizlere sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarını desteklemek görevi düşüyor. Bununla birlikte hibe programında olduğu gibi tüm çalışmalarımızı iklim merceği ile gözden geçirmeye başladık. Tüm faaliyetlerimize bir kere daha bu gözlükle yeniden bakıyoruz. Bu vesileyle küresel bir hareketin parçası olan iklim değişikliği için uluslararası filantropi taahhüdünü de Türkiye'den imzalayan ilk kuruluş olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum ve bununla mutluluk duyuyorum. Gelecek yıllarda bu alanda etki yaratan çalışmaları bu sahnede hep beraber dinleyeceğimize de inanıyorum. Değerli katılımcılar, bu yıl hibe desteği alan projelere baktığımızda ki birazdan hepsini dinleyeceğiz. Engelli bireylerin nitelikli eğitime eşit erişiminin sağlanması alanında iki proje, gençlerin ve kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artması alanında iki proje, çocukların kent yaşamına dahil edilmesi alanında bir proje ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması alanında iki proje olduğunu görüyoruz. Yenilikçi iyi uygulama örneklerini ortaya koyan bu çalışmaları hep beraber dinleyeceğiz. Tüm bu çalışmalar toplum için iyi niyetini ortaya koyan insanların varlığına dair inancımızı güçlendirirken, gelecekle ilgili ümidimizi de tazeliyor. Biraz önce söylendiği gibi eğer içinizde müzik varsa ki bugün dinleyeceğimiz projelerde rol alan herkesin içinde müzik var. Onların hepsi dans edecekler diye inanıyorum. Az sonra tüm bu çalışmaların hikayelerini büyük bir merak ve keyifle hep beraber dinleyeceğiz. Moderatörlerimiz biraz önce Şirin Hanım söyledi. 16 yıl olmuş Sirin Payzın, Duygu Demira ve kıymetli hocam, dostum Profesör Yankı Yazgan'da bu, bugün bir paneli yönetecekler. Bu önemli günde bizimle birlikte oldukları için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Birazdan dinleyeceğimiz bütün proje ekiplerini kıymetli emekleri ve özverili çalışmaları için bir kez daha kutluyorum. Bu değerli projeleri titizlikle destekleyen başta Nevgül Hanım olmak üzere vakıftaki tüm arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlarken iyi günlerde, iyi konularda, iyi insanlarla beraber olmak dileğiyle sizlere hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim.